Uzun zamandır özellikle bu operasyon Afrin'e yapılan saldırı, işgal harekatı başladığı günden itibaren sokaklarda, meydanlarda, basın açıklamalarında söylediğimiz bir şey vardı. Kesinlikle bu savaş Türkiye halklarının savaşı değildir. Türkiye devletinin savaşı değildir. Bu savaş Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini iktidarda tutabilmesi için 2019'a yaptığı bir yatırımdır. Ki zaten oraya giden askerler daha çok paramiliter gruplardır. Ve orada şeriatçı çetelerle iş tutan, şeriatçı çetelerin öncülüğünü yapan bir savaştan, bir işgalden, bir saldırıdan bahsediyoruz aslında. Bu nedenle yani bu ülkeyi sanki ülke başka bir ülkeyle savaşa girmiş gibi göstermeye çalışan, vatan millet Sakarya duygularıyla sokağa çıkarmaya çalışan o gerici, ırkçı kesimleri harekete geçirmeye çalışanlar da çok başarılı olamadı aslında. Yani Türkiye toplumları bunu hissedebiliyor. Bu savaş onların savaşı değil. Orada katlettikleri, katledilenler bugünkü haberlerden de biliyoruz. Mabata'da on binlerce Alevi'nin yaşadığını ve Alevilerin şu anda bugünden itibaren çok ciddi anlamda hedef olduğunu biliyoruz. Orada yaşayan Hristiyanlar, Kürtler, Ezidiler, Aleviler, Süryaniler, her kim varsa onlar siviller, sivil toplumlara şu anda bir saldırı vardır. Savaş dediğimiz şey iki organize ordunun karşı karşıya kalıp savaştığı bir meseledir ama burada bir savaş değil, burada doğrudan bir işgal ve saldırı vardır. Katliam vardır, cinayet vardır. Türkiye devleti şu anda kendi asker örgütlenmesiyle birlikte Afrin'de cinayet işlemektedir. Kesinlikle bu çetelerle tutulan işbirliği daha dün 15 Temmuz'u bahane göstererek askerin boğazını kesen zihniyet şu anda askerle birlikte sözde savaştadır. Fakat bunun böyle olmadığını bütün dünyaya, özellikle biz Britanya Alevi Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa'daki insan hakları komiteleri, komisyonları, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yalancı yüzünü, bu iki yüzünü, bu sahtekar yüzünü bir taraftan çocukları öldürürken diğer tarafa sanki vatanı savunan bir savaş yürütüyor gibi gösteren yüzünü teşhir etmek istiyoruz. Teşhir etmeliyiz.